Mehmet benim kadim dostum, Fatih'te uzun dönem beraber çalıştığımız değerli arkadaşım. Şimdi birbirleriyle çarpıştıracağız. Niye tendon transferi, niye sinir transferi? Şimdi aslında amacımız şu: hastaya zarar vermeden hastanın fonksiyonlarının geri kazanılması. Yani bu konuda gerçekten hani hepimiz aynı şey için uğraşıyoruz. Aslında sinir transferlerinin belli dönemi var. Yani belli bir zamana kadar yapılıyor. Niye, Mehmet, sen onun cevabını ver istersen. Niye sinir transferlerini kaç aya kadar yapabiliriz veya Yani ne? bu, yani ideali esasında ilk 6 ay içinde yapmak ama bu sinir terapisinin temel kuralıdır. Eğer siz bir kası 1 sene veya 18 ay, buradaki süre de tam net değil, tekrardan reinnerve edemezsiniz, ondan sonra sinir cerrahisi de sonuç alamıyorsunuz. O yüzden sinir cerrahisinin her zaman zamana karşı yaşıyorsunuz. Ama sinir transferinin şöyle bir özelliği var. Hedefe çok yakın olabildiğiniz için örneğin bir brachial plexus yaralanmasında muskulaktan sinire innerve etmek için boyun yapacağınız bir reflemeye göre direkt hemen kasa yakın yapacağınız bir transfer size belki bir 6 ay 9 ay kazandırabiliyor. Yani transferin böyle bir özelliği var ama sinir transferinin tabii tendon transferinde böyle bir şey yok. O biraz daha zamandan bağımsız eklemler açık olduğu sürece. Ya aslında bazen sinir transferlerinden cerrahi olarak korkuyoruz. Yani işin aslına bakarsan mesela sen daha demin bahsettin, Bertel'in bir çalışması, radyal sinir yaralanmasında tendon transferi mi, sinir transferi mi? Yani bizim bazı durumlarda aslında vazgeçilmez durumda. Yani anterior interosseus sinirin yaralandığı durumlarda bence sinir transferi vazgeçilmez veya bisepsin dirsek fleksiyonunu sağlamak için yine sinir transferi vazgeçilmez ilk seçenek. Ama radyal sinir konusunda sen neyi tercih ediyorsun Fatih? Sen sinir transferi mi düşünürsün yoksa tendon transferi mi, niye? Veya Mehmet, sen sinir transferini çok seviyorsun. Tendon Acaba çalışmasında bahsettiğim efendim? sinir transferinin radyal sinirde şöyle bir şey var. Yani tendon transferi sonuçlarının çok iyi olduğu bir cerrahi. Yani herhalde ben tendon transferini tercih ederdim klasik yöntemi. Sinir transferi daha çok bunların indikasyonları o kadar belli ki yani mesela biceps dediğin gibi biceps fonksiyonu için yapılan sinir transferlerinin alternatifi çok yok yani çok iyi değil. Fleksör tendoplasti, fleksör orijinin alınıp yukarıya taşınmasının sonuçları o kadar iyi değil. Dolayısıyla sinir transferi yani her şey indikasyonunda yapılırsa iyi sonuç veriyor. Ben sinir transferi yani çarpıştıracağım dedin ya sen Mehmet Bey'le. Hani çok sinir transferi karşıtı değilim. Hani dolayısıyla gerektiği zaman o da çok güzel işler yapabilen bir yöntem ve bence daha oturmadı da hani yapıldıkça, tecrübelendikçe kurumlarda, insanlarda ileride bence indikasyonlarda tam olarak ayrışacak yani. Hani nerede transferi, nerede sinir transferi indikasyon olduğu yani birkaç yıl içinde, birkaç 5-6 yıl içinde en geç oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha çok klinik şu anda sinir transferi yapmaya başladı. Bu da iyi bir haber yani. Yayınlar cesaretlendirici sinir transferi konusunda. Mehmet, sen neyi tercih ediyorsun radyal sinirde? Tendon Yani transferi mi? radyal sinirde şöyle bir şey var. Şimdi mesela yüksek seviyeli bir radyal sinir lezyonu olduğunu düşünelim. Proximus veya işte ne bileyim şafta ve kapalı bir yaralanma. Siz konservatif takip ediyorsunuz. Hasta reinnerve olmadı ve 60 yaş üstü diyelim mesela. Evet. Şimdi burada eğer bir sinir devamsızlığı varsa iyi sonuç almamız hakikaten bence çok mümkün olmayabilir. Ben de şu an daha çok tendon transferi yönündeyim ama böyle hastalarda bence başlamak lazım diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim Bertelli'nin yayını da Bertelli bu işin mucitlerinden birisi. Yani bu işi belki en üst seviyede yapan bir insan. Onun elde ettiği sonuçları da bizim ilk başlarda elde edeceğimizi çok fazla da düşünmüyorum. Ama özellikle median sinirde anterointerosteus sinir reinnervasyonunda nervasyonunda iyi sonuçlar aldığımı biliyorum. Kendi vakalarımdan. Özellikle ekstensör carpal radialis birer ise hem dirseğin Elbiyenin iki tane ekstensörü olduğu için çok fazla bir ekstensiyon kaybı da yaşamadan
iki kası birden tekrardan reinnerve ettiğim hastalığım oldu. Şeyde kullanıyorum. Onlar siniri özellikle direnç seviyesi veya üstünde greflenirsem eğer öyle hastalarda o zaman hastalığında promotora giden anterior siniri transfer ediyorum. Orada faydalanıyorum ben. Ve pençeleşmeyi de engelliyor o zaman yaptığınız zaman. Meridyen sinir için de çok faydalı yüksek seviye. İntrinsik fonksiyonu çok fazla elde edemiyorum. Meridyen sinir için de çok faydalı. Yüksek seviye meridyen sinirde yine ulnar sinirin dallarını kullanarak tenar kasların rejenerasyonu erken dönemde sağlanabiliyor. Bu konuda aslında geliştirilmesi gereken konulardan bir tanesi. Ya fizyoterapist Hocam, arkadaşlardan Mahmut Kömürcü Bey galiba söz istiyor. Doğru mu anladım? Bir tane sorumuz var. Onu sorayım bir istersen. Ayberk Bey sormuş. İnterkostal sinirler dahil tüm olası donörleri erken sinir transferi için kullandığımız bir hastada dirsek fleksiyonuna dönüş olmazsa serbest kan transferi planladığımızda daha önce kullanmadığımız bir donörü gracilis'e inerve etmek için kullanıyor musunuz? Yoksa kontrolatürel C7 mi yapıyorsunuz gibi bir soru sormuş ama biraz üst seviye bir soru. Ama güzel bir soru. Evet. Yani şöyle elimizde hiçbir seçenek kalmadıysa ve bütün sinirleri kullandıysak ki bence kullanmamız lazım. Brachial fleksiyon cerrahisi yaparken özellikle dirsek fleksiyonu için bence bir tane sinir yedeklemekte fayda var. Özellikle mesela iki interkostal kullanıyorsanız muskuloküten için iki tane interkostali bence ayırmak gerekiyor. Eğer daha sonradan gracilis yapacaksanız. Ben bu vakalarda frenik sinir kullanmadıysam ve eğer hasta da kilolu değilse o zaman frenik sinir kullanabiliyorum. Karşı taraf C7 kullanılabilir mi? Kullanılır ama kullanır mıyım bilmiyorum. Başarısı olduğum bir hastada. Belki ilk başta kullanmayı daha çok tercih ederim. Mesela Alain Gilbert'in karşı taraftan medial pektoral sinirden sural sinir grefti koyarak birkaç sene bekleyip sonradan yaptığı gracilis transferleri var. Benim o kadar uzun sinir greftiyle yaptığım bir tecrübem yok ama onlar da yapılabilir. Ya fizyoterapist arkadaşlardan hocalara soru var mı? Semin Hanım, Aysel Hanım, Deniz Hanım, Salim'e. Yani ben yıllar önce bir Steindler hani Pastör Amerikan Sensi gruplarındayken onun ameliyat sonrası rehabilitasyon üstlendiğinde bu bir vaka için konuşuyorum. Sonuç iyiydi. Ben de onu merak etmiştim hala yapılıyor mu diye. Şu an sizin söyledikleriniz daha etkin görünüyor o zaman. Ama hasta için büyük bir şeydi o dirsek fleksiyonunu yapabilmek. Yani transferler sinir de olsa, kas transferi de olsa bence çok değerli fonksiyon için, psikolojileri için hastaların. Aslında tetraplejik konusu Türkiye'de çok geri kaldı. Yani dünyada çok iyi sonuçlar alınan ve iyi uğraşılar verilen bir konu olmasına rağmen tetraplejik konusunda Türkiye'de hastaların yönlendirilmesi, cerrahi yapılması oldukça zayıf. Mehmet Bey vardı biliyorsunuz. Mehmet Alp Hoca o konuyla çok ilgilendi. Bakırköy'deki hastanede de Belgin Hoca ile çalışmalar oldu ama tabii vaka sayısı ve sonuçları şu an bilemiyorum. Evet, gerçekten tetraplejik hastalar özellikle ambulasyon konusunda çok yalnız kalıyorlar. Sizin de özellikle fizyoterapist olarak en zorlandığınız konulardan birisidir diye düşünüyorum. Özellikle C6, C7 seviyesinin altındaki yaralanmalarda üst seviyedeki sinirlerin kullanılarak hastanın özellikle dirsek ekstansiyonunun sağlanması ve işte en azından yatak rahat bakımı gibi konular veya işte en azından mobilize olması konusunda sağlanacak bazı aktiviteler yardımcı olabilir. Mehmet, sen ne düşünüyorsun tetraplejik konusunda? Senin hiç vakan var mı? Geliyorlar mı sana? Paralel düşünüyorum ama çok fazla tecrübem yok. Bu iş için bir miktar ben Ankara Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bir miktar hasta akışı da lazım onun için.
Yani esasında fizyoterapist arkadaşlarla burada koordine çalışmak lazım. Belki işte buna yönelik bir çalışma grubu vesaire gibi bir şey yapılarak. Çünkü bu hastalarda çok bir şey elde edemiyorsunuz. Yani temel olarak elde etmeye çalıştığınız şey ekstansiyon esasında ama o hastaların hayatında çok büyük değişiklik yapıyor bunlar. Bence değerlendirilebilir. Ben de onu Evet, transfer edebilirim. asıl sorun zamanında hastanın sana ulaşamaması galiba. Yani bu ilk 6 aylık dönemde zaten bir hasta transferi ve işte hastanın ilk döneminde size ulaşması çok zor oluyor. Ana sorunlardan bir tanesi o servikal yaralanması olan bir hastanın sinir transferi veya işte yapılacak diğer artrodezler olsun, tendon transferleri olsun gibi şeylerin size ulaşması çok zor. Ondan sonra da bazen geç kalınıyor, bir şey yapılamıyor gibi bir durum oluşuyor. Fatih, senin herhangi bir katkın olur mu bu konuda? Tetraplejiyle ilgili benim tecrübem yok. Ben o konunun önemini bazı ana kaynaklarda hani ne kadar yer ayrıldığını görünce ya bizde pek yapılmıyor. Yurt dışında ne kadar önem veriyorlar buna Evet. dediğimi hatırlıyorum yani. Yani belli bir kitapların belli bir bölümü tetraplejideki onarımlarla ilgili. Bizde hemen hemen hiç yok. Bizde danışılan da yok. Aslında hasta var da yoğun bakımlardan ya da fizyoterapiden, fizik tedaviden bize danışılan hasta da pek olmuyor. Muhtemelen yardımcı olabileceğimiz şeyler de var ama benim gerçekten tecrübem yok. Dinleyiciler arasında olan varsa. Yalçın abi, sizin EMOT tecrübesi nasıl, var mı sizde tetrapleji ve benzeri durumlarda tedavi uyguladığınız hasta? Herkese merhabalar. Ben biraz geç katıldım. İşim Merhaba. vardı. Yani Mehmet'in son konuşmalarının sonlarına doğru ancak katılabildim. Tetrapleji ile ilgili bizim de hiç cerrahi tecrübemiz yok maalesef. Yani hasta akışı da yok. Bununla ilgili size aktarabileceğim bir deneyimimiz de yok. Benim yok. Yani hastanede pek yapılmıyor diyebilirim. Peki, sinir transferi konusunda tecrübeleriniz nedir? Siz nerede uyguluyorsunuz? Daha uyguladığınız alanlar var mı? Sinir transferi son 3-4 yılda uyguluyoruz. Özellikle distal transferleri ben uygulamaya çalışıyorum ama ya yani bunu literatürde bahsedildiği gibi çok geniş endikasyonla kullanmıyoruz aslında. Yani biraz kurtarıcı girişim gibi bakıyorum ben sinir transferlerine. En çok kullandığımızda yüksekteki ulnar sinir yaralanmalarında o klasik anterointerostal sinirin transferini, ulnar sinir motor dolanına transferini yapıyorum. Yani bununla ilgili bir 5-6 vaka yaptım. Yani çok parlak sonuçlarım yok açıkçası. Onun dışında yukarıda radyal sinirle ilgili bir hastada yüksekte radyal sinir yaralanması olan hastaya sinir transferi yaptım dirsek ön kol düzeyinde. Onu da 2 yıl takip ettim. 50 yaş civarında bir hastaydı. Sonra kontrolden çıktı ama 2 yıllık takipte istediğim gelişme olmadı. Valla ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Özellikle anterior interosseus sinir konusunda gerçekten çok başarılı sonuçları var. Ben çok hoşnutum o konuda. İkinci bir seçeneği herhalde düşünmüyorum. Yani anterior interosseus eğer zamanında yakalandıysa gerçekten çok etkili ve güzel sonuçlar alınıyor. Bir transferle 2-3 fonksiyonu birden kazanma şansınız oluyor. Ulnar sinir Süper. konusunda ben mutlaka yüksek seviye ulnar sinire anterior interosseus transferi süperşarj olarak vermeyi seviyorum. Hani mutlaka yukarıdan iyileşse bile erken iyileşmeyi sağlıyor gibi. Ama diğerlerinde gerçekten biraz tendon transferi artık klasik çalışmalar olduğu için bizim elimizde onlara dönmek daha uygun gibi geliyor. Ya ona Biz katılıyorum tabii. Yüksekteki ulnar sinirde mutlaka ben de distalde o anterointerosseus sinir transferini yapıyorum. Yani işe yarasa da yaramasa da yapıyorum onu dediğin gibi. Ama o literatürde bahsedildiği kadar parlak sonuçlar, yani bir iki hastada gördüm ama böyle çok o kadar iyi sonuçlar görmedim açıkçası. Mehmet, bir Yalçın tane... abinin söylediğine ben de katılıyorum. Yani hani gerçekten çaresiz kalınan durumlarda çok güzel bir yöntem ama o kadar geniş de değil bizim endikasyonumuzda. Yani bizde yüksek ulnar
greflenmiş bir vakada ancak yapmaya çalışıyoruz. Yani çaresiz kalınan durum var. İndikasyon bizim yani yayınlardakine göre biraz daha dar. Aynı emot tecrübesi gibi. Mehmet'in söylediği gibi bazen işte cerrahi, daha ilk önce cerrahi yapılmış bir alanı tekrar açmak ve işte orada bazı şeyleri tekrar bozmak endişesi olduğu zaman bence hani hiç yaralanmamış bir bölgede, temiz bir sahada bazı şeyleri tekrar revize etmek daha kolay oluyor gibi. Mehmet, sen ne diyorsun bu konuda? Yani bence sinir transferlerinin en bizi rahatlatan özelliklerinden bir tanesi o. En azından damar tamiri yapılmış veya daha önceden diseke edilmiş bir yere girip orada fasikülleri ayırmak bazen zor olabiliyor dediğiniz gibi. Ben Bülent Hocam, diğer konuşmalara geçecek miyiz ya, vaktimiz geçeceğiz. Var mı? Vaktimiz var. Sen konuşabilirsin. Son konuşmasını bekletiyoruz. O yüzden sordum. Sen sorabilirsin. Sonrasında geçelim istersen. Tamam. Ben fizyoterapist arkadaşları bulmuşken bir şey danışmak istiyorum. Bazen major amputasyon. İstersen en sona bırakalım. Onların konuşmaları sonrasına. Biz onlarla zaten soru cevabı en sonunda tekrar yapacağız. Bir soru daha var hocam. Ulnar sinir duyu transferi yapacağımız zaman 3. webin duyu sinirinin 5U'ya transferini hangi seviyede yapıyorsunuz gibi bir şey sormuşlar. Evet, ben ulnar sinire yaptığım transfer izole motor transferi oluyor genellikle. Niye öyle oluyor? Çünkü ulnar siniri yukarıda grefliyorum. Duyu transferi yapmıyorum. Duyunun iyileşeceğini düşünüyorum ama tarif edilen proksimalde yapmak. Yani distalden proksimale takip edip el bileğinin proksimalinde duyu transferini yapmak. Benim tecrübemde ben aktarayım. Ben genellikle erken dönemde çok yapmadım böyle bir duyu transferini ama geç dönemde duyu transferi ben distal seviyeden yaparak etkili sonuçlar alınabildiğini düşünüyorum. Distal seviyeden hani el ayası seviyesinden yapılabilir diye düşünüyorum. Senin vakan var mı bilmiyorum. Evet, kronik vakalarda uzun süreli veya Yalçın abi, Fatih. Evet gibi düşünüyorum ben de. El bile düzeyinde, el bile biraz proksimalinde yapıyoruz.